Herkese merhabalar. Biz Dinoş'ta bugün anne kız alışveriş yapacağız. Abimiz nerede? Tatile gitti. Tatile gitti, geziye gitti abimiz. Nevşehir'e gitti okulca. Biz de kızımla evde durmayalım dedik. Hemen sabahtan kalktık, sağ solu güzelce toparladık. Alışveriş merkezine geldik. Şimdi Dinoş'a biraz yazlık bir şeyler bakacağız. Değil mi Dinoş? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Ne istiyordun sen benden? İçinde kalmasın dedim. Valla şimdiki nesil gümbür gümbür. Göbeği açık şey istiyormuş. Tişört. Küçük olduğu için bu seferlik izin verdim. Çoğunlukla evde giyecek. Bir de çok açık olmayacak. Şu kadarcık falan olacak değil mi Dina? Evet. Heh, evet. Öyle olacak. Ama benim kızım büyüyünce o kadar açık şeyler giymeyecek değil mi? Evet. Daha küçük olduğum için. Evet. Daha küçük olduğu için giyecek. Hadi gidelim alışverişimizi yapalım. Saçlarını bu sefer bağlamadım. Yıkadım, taradım, öyle kaldı. Bu doğal hali. Dinoş size bir şey söyleyecekmiş. Abone olup annemin takip etmeyi unutmayın. Duydunuz mu kızlar? Lina çok heyecanlı böyle. Vlogları falan çok seviyor. YouTube'u çok seviyor. Hemen yol üstü Elsi ve Home'a girdim. Şu Amerikan servislerini IKEA'dan alacağım bunları. IKEA'nınki daha hoş duruyor. Yeni masama. Yeni fincanlar gelmiş kızlar. Yine gördü bir yerde peluş oyuncak. Çok güzelmiş değil mi anneciğim? Ben gerçek hayatta hiç kanguru görmedim. Görmedin mi? Evet. Ben gördüm diye hatırlıyorum. Ben görmedim. Hani şey hayvanat bahçesine gidiyoruz ya, oralar kapalı oluyor. Biz orada yoktu sanki, evet. Bu sefer gittiğimizde yoktu. Evet. Böyle hızlıca bir tur edelim sizinle. Şu elbiseyi çok beğendim. Modeli falan çok güzel. Bir de kumaşı da böyle incecik, tril tril. Yine sürekli kamera önünde olmaya çalışıyor. Evet, çünkü videoyu çekmeyi çok seviyorum. Ama elbise güzelmiş. Ona fiyatına bir bakalım, bulalım da. Elbise de çok güzel. Bu yaz böyle sadece elbise giymek istiyorum. Tiril tiril, ince, astarsız bir kumaşla. İç göstermeyen. Evet, o beğendiğim elbisenin fiyatı 579. Kol detayı falan çok hoşuma gitti. Manken de güzel duruyor da ben de nasıl durur acaba? Şimdi Elsiva'dan kendime şöyle salaş, çok rahat bir pijama takımı aldım. Şimdi Dinoş'a bakacağız. Söylenip duruyor. Bana bakmaya gelmemiş miydik diye. Bir bakamadım kendime adam akıllı bir şey. Sadece bir tane pijama takımı aldım. Şu çantanın pastel tonları çok güzel. Ne oldu? Beğenmedin mi? Tepkiye bak ya.
Şu çanta da çok güzel Lina. Bak bak, bu çok güzel bence. Ama senin ona benzeyen var anneciğim. Ayakkabılar da yeni gelmiş. Yalnız her şey ateş pahası ya. Çok güzeller ama çok pahalılar. Bak güzel kızım. Bana bak bir. Bana bak. Gerçekten sana göre olsa alırdım anneciğim. Bunlar büyükler için pijama takımı. Anne bana ne ya? Bana bakar mısın bir? Bak, gittik en küçük bedenini bile bulmaya çalıştık ama bulamadık değil mi? O zaman yapacak bir şey yok anneciğim. Anne ya, ben... Ağlayıp gülmek nasıl bir şey? Bak şöyle yaparız. Benim pijama takımımı bir denersin. Tamam mı? Eğer sana çok büyük olmazsa gelir alırız onu. Tamam. Tamam mı? Kıyamam ben sana ya. Hiç böyle yapmazdı. Bugün bir acayip linoş. Lina'nın peşinde pert oldum. 6 yaşında bu yaşına kadar ya bir kere bile böyle bir şey istiyorum deyip tutturup inatlaşıp ağlayıp kendini yerlere atacak kadar böyle nöbet hiç geçirmemişti. Hep de zaten böyle takipçilerim falan da bilir. Diyorlardı ki maşallah ne kadar güzel, hiç böyle ısrar etmiyor. İlle de alacağız demiyor. Benim çocuğum olsa yerlere yatardı falan diyorlardı. Yok diyordum, benim kızım çok şükür öyle değil diyordum ama bugüne kadar. Yine kendi yaşına göre bir şey istemiş olsaydı inanın yine derdim hani tamam falan ama ne oldu biliyor musunuz? Geldik Elsiva'ya, kendime şöyle rahat salaş salaş bir pijama takımı alayım istedim. Bir tane beğendim, onu da göstereyim size eve geçince. Allah'ım görmez olaydım. Ya o kadar beğendi ki yani böyle bir baktı kaldı, ben de istiyorum dedi. Aynısından ben de istiyorum. Dedim ki anneciğim bakalım varsa alırız sana da. Yok dedi, ben de istiyorum. Bunun aynısını istiyorum diyor. Farklı farklı modelleri falan gösterdim ama yok yani. Gittik en küçük bedenini bulmaya çalıştık ama hiçbir şekilde bulamadık. Ağlama krizine girdi. Bildiğiniz ağlama krizine girdi. Ben de aynısını istiyordum. Ben birebir aynısını istiyorum. Üzerinde ne vardı? Lina, benim pijama takımının üstünde ne vardı? Ananas. Ananas varmış. Bakın nasıl hatırlıyor. Ananaslı istiyorum, aynı renk istiyorum falan. Hatta bir ara şey dedim, alsam da acaba küçültürsem mi? Ama pahalı da bir şey hani. Bozdurmak da istemedim açıkçası modelini. Öyle. Ya etrafımızdaki insanlar falan böyle bakıyor bize, ne oluyor bunlara falan diye. Ama Lina'yı görmeniz lazım, yerlere yatıyor böyle ağlamaktan. Çok şükür o süreci atlattık. Nasıl atlattık? Babasını aradım. Dedim babanla konuşacaksın. İkna edemedim çünkü. Babası da başka bir şey alsın sana annen dedi ki ben de zaten teklifini etmiştim ama babasından duyunca daha cazip geldi demek ki. Eğlenceli olabilir ama anneciğim almayacağız. Oyuncaklarla oynamıyorsun sen. Tabii tabii. O kutudan çıkana kadar sadece alıyoruz. Eve gidiyoruz. Biliyorum sen sözünü tutarsın ama alamayız anneciğim. Tamam. Alamayız. Bu konuda netim Lina, biliyorsun o kadar oyuncağa para verdik. İnanın oturup da oyuncaklarla vakit geçirmiyor. Hiçbir şekilde, sadece peluş oyuncakları. Çünkü onlar sıkıcı. O da sıkıcı olur elindeki, biliyor musun? Hayır olmaz. Olur olur. Olmaz ama. Sen şimdi o kutunun içinde diye sana öyle çok güzel geliyor. O kutudan çıkınca gidecek oyuncak sepetinin dibine. Öyle. Neyse. Gittik de Linoş'a şu üstündekini aldık. Gönlünü etmiş olduk hanımefendinin. Ama ara ara ne diyor biliyor musunuz? Hala aklım senin pijama takımında diyor. Dili ya. Öyle yoruldum ki anlatamam size. Önceki Hilal olsa böyle AVM gezer yine de bana mısın demezdi. Şimdi birkaç saat yürümede hemen ağrım başlıyor. Ayaklarım şişti. Sağlık en büyük zenginlik valla. Gerisi hep boş. Bu cimcimenin peşinde gezip duruyorum sabahtan beri. Bir o yana bir bu yana. Şöyle ayaküstü hemen Karaca'ya girdim. Benim kek kalıbımı çok fazla soruyorsunuz kızlar. Benimki şu ama emsal olanı. Çok güzel bir kalıp. 6 yıldır kullanıyorum. Hiçbir şekilde yapışma olmuyor. Alırsanız, ihtiyacınız varsa alın ondan mutlaka. Bunlar da yeni gelmiş, değişik bir
saklama kabı. İlginçmiş gerçekten. Şu cam olan çaydanlık var ya, çok hoşuma gidiyor da fiyatı çok yüksek. En son 1000 TL'ydi. Gerçi şimdi her şey yüksek de ne kadar olmuş bakalım birlikte. 1058. Ama ben sakarım, kırarım onu mutlaka. Gümüş değil bu, pardon. Ne güzel bakır. Bakır rengi de çok güzelmiş. Ama en güzeli sade bence. Geliyor olan. Benimki şu. Bunun komple takımı. Yani çay kaşığı da var. Kahvaltı bıçağı da var. Çok severek kullanıyorum bunu. Şunlar da yeni gelmiş. İngiliz Home'a geldim şimdi. İngiliz Home'da geziyorum. Çok güzel aksesuarlar gelmiş. Kırlentler gelmiş. Özellikle şu top kırlenti çok beğendim. Ondan bir tane alacağım. Bir de şurada şöyle bir kırlent var. Bu da değişik ama benim hiçbir yerime uymaz evdeki dekoruma. Sadece beğendiğimle kaldım. Onu mu alalım? Evet. Lina'yla akşam ettik, biliyor musunuz? Hala geziyoruz. Annemle buna kalkancalı koyalım. Şöyle hızlıca sizle de bir tur atalım. Çok polis sarı sanki. Bu senin moda. Sarı ve yeşil tonlar. Şu çiçekleri de çok beğeniyorum ama şunlara da bayıldım. Biraz buradan bir şeyler alalım kızlar. Şurada kesme tahtası gördüm kızlar. Bir tarafı tahta, bir tarafı mermer. Bu da çok güzel gözüküyor. Bilmiyorum kullanışlı olur mu? Tabii bu küçük değil de arkadaki büyüğü alacaksın. O kullanışlı olabilir gibi sanki. Ya susuyor, ya tuvaleti geliyor, ya yoruluyor. Çocukla gezmek böyle bir şey işte. Tamam, birazdan alacağız suyu, tamam anne? Şu bardaklar da güzel kızlar, bakın. Bunları da çok beğeniyorum. Ama çok ince ya. Sanki hemen kırılacak gibi geliyor. Ama çok şık duruyor. Düşünsenize şunu da, bir portakal suyunu şimdi canım çekti. Beni deli ediyor ya. Sanki karısı evde yemek yapmıyor. Gidiyor böyle Ankara'nın mutfağı, bilmem neyin mutfağı, sulu yemek yiyor. Sanki evde karın sana sulu yemek yapmıyor yani. Yani. Yapıyoruz, yapıyoruz ya. Değil mi? Çok fazla yapmıyor sanki. Diyor ki hazır dışarıdayız, git bir kebap ye değil mi? Bir döner ye, bir hamburger ye, bir başka bir şey ye. Nedir ya, sulu yemeğe gidiyor direkt ya. Çok fazla yapmıyor. Allah'ım ya. Günün yorgunluğunu şöyle kocaman bir hamburgerle taçlandıracağım. Ayaklarımı size anlatamam. İnanılmaz ağrıyor, böyle zonk zonk zonkluyor resmen. Lina canımı okudu bugün benim. O da acıkmış. Şimdi bize afiyet olsun. AVM'nin altını üstüne getirdik. İnanılmaz yoruldum. Sen de yoruldun mu? Evet. Şu an var ya, topuklarımın dili olsa da konuşsa. Neler aldık? Göstereyim sizlere. Şöyle 3 tane İngiliz Home'dan çok beğendiğim şarkay çiçekleri aldım. 82 TL'den bunları 62 TL'ye aldık tarihsini. Bunları koyacak yerim var. Vazon da var. Ama henüz nereye koyacağımı tam düşünmedim. Çünkü burada da bir değişim istiyorum. Balkon masa üstünde, mutfak masa üstünde de bir değişim istiyorum. Ben böyle ara ara çiçekleri alıp farklı farklı yerlere taşırım böyle. Şu popidik yastığı aldık. Lina buna bayıldı. Ben de çok sevdim. Bunu ne kadar aldık? 199 liradan 160 liraya aldık bunu da. Lina'ya şöyle bir şort aldım. Büyük beden aldım. Lina normal yaşının 2-3 yaş büyüğünü giyiyor. Bu kaç yaşmış? 8-9 yaş. Bu şortu 199 liraya almışız Esma'dan. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane
kapri tayt aldım. Çünkü bu elbiselerin altına falan ben giydiriyorum mutlaka. Hopluyor, zıplıyor, düşüyor, bir şey yapıyor. Mutlaka altına böyle yarım kapri taytlardan giydiriyorum. Hatta bunun da altında var. Bir dakika bebeğim. Hatta sarısı var. Nasıl gösteriyor? Hatta sarısı var, evet. Şöyle bir tane pembe aldım kapri tayt. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı da 69 liraymış. Hatta düşündüğümde biraz koruyorum. Evet. Bu Lina Şun evden çıkarkenki giydiği elbisesi. Bu üstündeki tüte elbisenin kalması istediği için AVM'de böyle gezdi. O olay pijama takımına geleceğim birazdan. Şöyle kendimi evde taytların üzerine falan giymeye, ev içinde şöyle bir salaş bir tişört aldım. X-Large bunun bedeni. Bunu da 150 liraya almışım. Sonra olay tayt. Korkuyorum valla, korkuyorum da şimdi yine aynı tepkiyi verecek diye. Hayır, vermeyeceğim. Vermeyeceksin değil mi? Evet. Tamam. Bir aşağı şöyle yine kaprili bir takım aldım. Şurası şu şekilde. Bilmiyorum buradan gözüküyor mu? Bu arada neden balkonda çekiyorum biliyor musunuz? Hava çok kapalı. Kapalı olduğu için de ışık çok böyle şey gözüküyor, kötü gözüküyor. O yüzden ben de balkonda çekeyim istedim. Şöyle bir tane üst tişört aldım ama bunu bayağı büyük aldım. Bunu 9-10 yaş aldım. Çünkü bu yarım tayt var ya, onun üzerine giydirmek için. Yoksa küçük olursa göbeği açık olurdu. Değil mi? Evet. Bunun fiyatı da takım olarak 179 lira. Şimdi size ne göstereceğim? Hiç beklemediğiniz bir şey. Bu poşetten çıkabilecek en son şey. Yani hiç aklınızın ucuna gelmez. Bakın tuz aldım. Bu tuzu da Migros'tan aldık. Kaç gündür aklımda, her şeyi alıyoruz, tuz almayı unutuyoruz eve. Kavanozun dibinde kalmadı bile, düşünün, bir yemeklik bile kalmadı. Hemen Migros'a girdim, aklıma gelmişken aldım. Poşet de istemedim, direkt içine attım. Bir tane tuz böyle. Şöyle biraz önceki kendime tişört almıştım ya, o tişörtün altına kendime bir tane şöyle tayt aldım, siyah. Tayt mı almıştın? Almıştım. bu da large beden, 129 lira. Şöyle biraz önce Dina'ya yine gösterdim ya, Dina için aldıklarımızı. Bir tane de böyle yine dizüstü şey aldım. Ne diyorduk buna? Tayt. Böyle elbiselerin altına falan giydirmek için. Bütün renkler var, sadece gri ve mor yok. Evet, sadece gri ve mor yok. Diğer renklerimiz gri var. Gri zaten yoktu ama mor rengi ben sevmediğim için. Evet, yine istemedi onu. Bunu da 10 yaş aldık. Bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı da 70 TL. Şimdi ben Lina'ya yazın çok fazla elbise giydiriyorum. Elbise giydirince de dediğim gibi böyle hopluyor, zıplıyor, oradan oraya düşüyor, bir şey oluyor. Oturmayı tam daha bilmiyor, şey yapmıyor. O yüzden altına mutlaka giydiriyorum. O şekilde hani sadece şeyde gezdirmem. Yok, artık büyüyor da yani. Yine aynı şekilde evet. Bir tane siyah renk aldım. Yine bu da 10 yaş, 69 lira. Ben şimdi de olay pijamamıza gelelim mi? Ben ağlamam. Ağlamasın değil mi? İçinde kalmadı ama değil mi anneciğim? Gözlerinde oldu sanki. Ay, herkes benim şekilde. Ya aslında normal bir pijama takımı bu ama niye bu kadar taktı anlamadım. İnanın anlamadım. Hatta bir ara şey de düşündüm biliyor musunuz böyle. Dedim ki alayım, küçülttüreyim terzinde öyle giysin. Ama o zaman da modeli hani kalmazdı. Çünkü üzeri falan baskılı. Yani sen daha 6 yaşındasın. Büyükler için olan pijama takımına niye hevesliyorum ben ya. Şöyle renkli bir altı var. Salaş. Bakın şöyle bol paça. Renkli. Bir de şöyle ananas baskılı üstü var. Bunu da böyle büyük beden aldım ki ev içinde falan böyle salaş giymeyi çok seviyorum ben yazın. Bunu X'ler çalmışım ama kalıbı bayağı geniş. Bu takım da normal aslında. Değil mi? Yani evet. Çok bir abartılacak bir şey yok Lina'cığım. Sadece güzel renkleri. Sadece renkleri güzel. Bak senin üstün
Çizimi de güzel. Evet, çizimi de çok güzel. Hı. Bu arada bu ikisinin takımın fiyatı 329 lira. Ay diyemedim ya, konuşamadım da. Şimdi bak yine. Senin üzerindeki butut elbise var ya. Hı. Ondaki tonlar bak bunda da var. Gördün mü? Evet. Ya? Aynı zaten. Evet. Bir de bunu aldık. Başka da bir şey almadık. Bir ara şu çantamızı kaybettik Esiva'da. Sonradan gittim, buldum, geldim. Bir de yine şu üstündekini aldık. Onu zaten biliyorsunuz videolardan. Şu tütü, elbiseli, tişörtlü takımı aldık. Bunun fiyatı da ne kadardı? 129 lira tişört. 200 küsür lira da tütüydü galiba. Öyle hatırlıyorum. Tam emin değilim. Fişleri de eşim hemen aldı elimden. Gider defterine yazmak için. Öyle kızlar. Bu üstündekileri Lina hem de abisinin mezuniyet töreninde giyecek. Doğum gününde de bayramlarında da. Evet, doğum günlerinde de bayramlarında da 7/24 giyecek Lina bunu. Şık 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 şık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok öpüyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.